Şanlıurfa'nın devi Şanlı Dev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL. Her bütçeye uygun indirimli fiyatlarıyla bölgenin en büyük toptan fiyatına perakende satış marketi Şanlı Dev Gross hayırlı Ramazanlar diler. Şanlıurfa'nın ekranı Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Balıklı Göl platosunda bulunan Dergah Camii avlusundan yaptığımız canlı yayınla ana haber bültenimizde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Ve bu akşam takdir edersiniz ki Bediüzzaman Said Nursi Mevlidi var. Bizler de geleneği bozmayacağız ve o mevlidi de buradan yapacağımız yayınla canlı yayınla sizlerin ekranlarınıza taşıyacağız sevgili izleyenler. Ve ana haber bülteniyle de karşınızdayız dedik. Bültenimizde ilk haberimizde başlayalım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yıl dönümünde düzenlenen iftar programında konuştu. Hemen ilk haberimizi ekranlarınıza yansıtalım. Kardeşlerim, İstanbul merkezi büldan, yani dünyanın merkezi. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun Rabbimize, bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede ülkemizin iftihar tablosu haline getirdik. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle, yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimiz bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Bizler peygamberimizin müjdesine nail olan ecdadın izinden giden insanlarız. İstanbul'un sıradan bir şehir olmadığının, fethin de sıradan bir iş olmadığının farkındayız. Bu sebeple Fethi Mübi'nin 566. yılını kutluyorum. Çağ açıp çağ kata batan fetih ile farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir dönem başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, Şahi topunun gülleleriyle surlarla batıdaki Rönesans sürecini hızlandırmış ve Hristiyanların İslam'ın aydınlığından etkilenmesinin yolunu açmıştır. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan bir polisin şehit olduğu,
İki polisin de yaralandığı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 14 oldu. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesinde 18 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Cankaya Dibi şehit oldu. Polis memuru Mahmut Aykal'la Ramazan Kaya yaralandı. Çatışmada PKK'lı iki terörist ise etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 22'si çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Abdullah Çiftçi sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 28 şüpheli ise bugün emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Celal Ercan, Celal Yıldırım, Cindi Zincir Kıran, Mehmet Alakuş, Zeki Alakuş, Besravi Atmaca, Fahrettin Alakuş, Fatma Alakuş, Mustafa Kahraman, Ömer Gül, Vakas Kılıç, Gazelay Alakuş ve Mehmet Salih Yıldız terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sevgili izleyenler, Ramazan bayramına sayılı günler kala Şanlıurfa'da çarşı pazarda da yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayram şekerleri ve lokumlar tezgahta adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Bazı vatandaşlarsa akşam serinliğini ciğer kebabı yiyerek değerlendirdi. Güzel geçiyor zaten. Şanlıurfa mübarek. Bu sene geldik biz. Öğretmeniz hepimiz burada. Bu sene atandık. Yani Şanlıurfa'yı çok sevdik. İnşallah hep severiz. Bayram dileklerimiz herkese yani daha güzel günler, daha güzel, hani eğlenceli olur inşallah. Daha mutlu. Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Şanlıurfa'da vatandaşları bayram telaşı sardı. Sayılı günlerin kaldığı Ramazan bayramına hazırlıklar da başladı. Bazı vatandaşlar çocuklarına elbise alırken bazıları ise bayramlık şeker arayışına girdi. Şanlıurfa'nın tarihi ve dini turizminin odak noktası olduğu Balıklı Göl platosunda iftarın hemen ardından başlayan yoğunluk gözlerden kaçmadı. Esnaflar hareketliliğin çok işlerine yansımadığını belirtse de buna da şükür demekten kendilerini alamıyorlar. Yansır inşallah, bundan sonra iyi olur. Şimdiye kadar durgundu çarşımız. Bugün bayram üstü artık inşallah iyi olur, bekliyoruz. Esnaf olarak inşallah iyi olur. Bereketli olsun. Kazasız belasız memleketimiz, vatanımızı, bayrağımızı Allah ısrar etsin. İyidir. Bir hareketlik var burada size yansır. Abi şu anda hareketlik vardır ama alışveriş şu anda yok. Hareketli vardır. Tabi yar, kuru karbalası. Yar öbür gün belki evi olur yani. Mevlüt vardır. Şey şerifi vardır. İsota, salça, baharat, kuru balık, dolmalık her şey var efendim. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar aynı, aynı. Değişme yok yani. Fiyat. Salça ne kadar mesela? Mesela salça 20-30 arası. İsot ne kadar? İsota 15-30, ev yapımı 30. Kuru balıklar 10 lira, 20 lira var. Bütün Müslümanlar kutlu olsun bayramımızı. Kazası belasız bayramı şerifin. Hayırlı bayramlar Türk. Müslüman alamlarına, bütün Müslüman alamlarına hayırlı bayramlar dileriz efendim. Peygamberler şehrini görmeye gelenlerse daha çok ciğercilerin olduğu alanlarda boy gösteriyor. Ciğer kebabını afiyetle yiyen vatandaşlar, herkesi bu lezzetleri tatmaları için Şanlıurfa'ya davet ediyor. Ya burada ciğer, en güzel olan ciğerdir yani. Buraya özellikle ciğer için gelinir. Çok güzel. Çok güzel ama bu aralar sıcaklık başlamış. Evet. Ama güzel yani, olsun, değer. Gelsinler, Urfa'mızı ziyaret etsinler, görsünler. Misafirperliği görsünler, Balıklı Gölümüzü, Halil Rahman'ı görsünler. Herkese hayırlı sorular. Ciğer söyledik. İftara hafif yapmıştık. Doyamadık iftara. Hazır şu anda yemek içmek serbestken biraz ciğer yiyelim dedik. Şanlıurfa'nın Sivelek ilçesinde tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası silah sayılan kayınvalideye yargılandığı davada basit yaralama suçundan 4 ay hapis cezası verildi.
Olay 3 ay önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Kocası ve kaynanası SB'den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan H.Ç. kaynanasının kendisine diş fırçası fırlattığını ve darp ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. H.Ç.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada kaynanaya Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından SB hakkında basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava sonunda SB hakkında meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldı ve diş fırçasından kaynaklı bedensel bir zarar oluşmadığı için beraat kararı verildi. H.Ç.'nin itirazı üzerine dava dosyası Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Burada yapılan değerlendirmede diş fırçasının aslında silah olarak değerlendirilmesi gerektiği ve SB'nin bu yönde cezalandırılmasına dair oy birliğiyle karar alındı. SB'ye 120 gün hapis cezası verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan zanlı SB'nin avukatı Serhat Akçiçek bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarını ve diş fırçasının silah olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Sonradan yapılan yargılamada müvekkilimizin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı ve diş fırçasından kaynaklı bedensel bir zarar oluşmadığı için müvekkilimiz beraat etmişti Siverek Asya Ceza Mahkemesi'nde. Daha sonra müşteki tarafın işte aleyhe isnaf başvurusu oldu. Dosya Gaziantep Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Orada işte ikinci daire tarafından yapılan değerlendirmede diş fırçasının aslında silah olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu yönü cezalandırılması gerektiğine dair bir oy birliğiyle alınmış bir karar vardı. Tabii isnaf mahkemelerinin aldığı kararlar yeniden bir karar olduğu için itirazı açık bir karardı. Biz bununla ilgili 3. İdare Mahkemesi'ne bir üst mahkemeye itiraz ettik. Yani diş fırçasının silah olarak kabul edilmemesi gerektiğini, çünkü kastedilen suç boyutuyla ve yaratılan netice boyutuyla diş fırçasından kaynaklı bir zarar oluşmadığı için bu yönde müvekkilimizin beraat etmesi gerektiğine dair bir itirazımız vardı. Şu anda dosya bu aşamada. Şanlıurfa'da tırla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü ağır yaralandı. Viranşehir Şanlıurfa Karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tırla bir traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sabahın erken saatlerinde Adıyaman Kahramanmaraş Karayolu Gölbaşı ilçesi Balkar beldesi girişinde meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Bekir Yelboğa idaresindeki otomobil sürücüsü Balkar beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bekir Yelboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Zilan ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman'ın Akdere köyü, kurt tarafından ısırılması sonrasında telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 2 ay süreyle karantina altına alındı. Geçen pazartesi günü Adıyaman'ın Akdere köyünde bir kurt tarafından ısırılan inek telef oldu. Telef olan ineğin sütünden içen 10 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. Telef olan inekten alınan numunenin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan incelemesi pozitif çıktı. İneğin kuduz olarak öldüğünün anlaşılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde 2 ay süreyle karantina uygulaması başlattı. Köydeki hayvanları aşılayan ekipler kuduz belirtisi görülen 7 büyükbaş hayvanı ise itlaf etti. Şu
Şanlıurfa'da artan hava sıcaklıkları ve orucun da etkisiyle sabah saatlerinde sokaklar bomboş kaldı. Çoğu esnaf iş yerlerini açmadı. Sinek ve haşere çokluğuna dikkat çeken vatandaşlar soruna da çözüm istedi. Günden güne artan hava sıcaklıkları Şanlıurfa'da vatandaşları bunaltmaya başlarken gündüz saatlerinde çok önemli bir işi olmayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte kentte yeni yeni haşere ve böcekler gördüklerini de dile getiren vatandaşlar ilaçlamaların yetersizliğinden dert yakınarak sinek ve haşerelerin kendilerine zor anlar yaşattığını belirtti. Haşereler çoğalmış, ilaçlamaya bile faydası olmuyor. Ya buna bir çare olsun. Burası ana baba günü, burası aşağı yer, merkezi bir yerdir burası. Tabii köylüler hep, köylü merkezi burası. Köylüler hepsi gidiyor, geliyor burada bulunuyor. Burada aşı alıyorlar, burada kala alıyorlar, burada ceviz, mobilya alıyorlar. Yani burası esnaflardan açmayanların işte bazı dükkanlar boştur, bazılarının işi kırıktır. Ondan dolayı açmıyorlar. Vallahi buralar Ramazan'dan dolayı biraz sakindir. Yani genelde burası ana baba günüdür. Böyle yollar bayağı dardır. Böyle millet üstün üstüne arabalara bak. Nerede park etmişler? Yani geçecek yol yok. Yani bak mezarlığa bak. Tam onun üzerinde yapmışlar adamlar. Gel de burada böyle bir memleketin içinde bir de peygamberler şehri olacak. Valla bilemiyoruz yani. Vallahi işler baya kötü gidiyor. Hiç iyi gittiği yok yani. Hava da sıcak. Yani millet çok sıkışık durumda. Yine de Allah yardımcımız olsun. Kimseye bakan yok. Haşeretler çok dediğiniz gibi. Nasıl diyeyim? İlaçlama yok. İş imkanı yok. Yani ben de köyden geliyorum. Şu an orada tarımla uğraşıyorum. Ama hiçbir şey elde edemiyoruz. Burada gelip de her şey pahalıdır. Şanlıurfa'da kurulan Ramazan Sokağı'nda Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından İlahi Dinletisi konseri düzenlendi. Her gün Ramazan Sokağı'nda farklı bir etkinlikle vatandaşların Ramazan gecelerini dolu dolu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar aileleriyle birlikte hoş vakit geçiriyor. Her gün Ramazan Sokağı'na gelerek eski Ramazan geleneklerini yakından gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devamını diledi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamarat Eller Çarşısı'nda kurulan Ramazan Sokağı her gün farklı etkinliklerle vatandaşın buluşma noktası oluyor. Tiyatro, etkinlik sahneleri, el sanatları, hediyelik eşya, Osmanlı tatlıları, yöresel damak ürünleri ve oyuncak reyonları gibi her türlü zenginliği içerisinde barındıran Ramazan Sokağı'nda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Şanlıurfa'da işsiz bir kişi üzerinde güneş enerji panelleri bulunan kendi ekmek teknesini kurdu. Seyyar tezgahı kurduğu düzenekle tüm elektrik ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayan seyyar satıcı tezgahında yiyecek içecek satıyor. Şanlıurfa'da 30 yıldır esnaflık yapan Ömer Faruk Demirel, işsiz olduğu dönemde aklına gelen fikirden yola çıkarak hiçbir yerde benzeri olmayan bir düzenek tasarladı. Motorun üzerine güneş enerjisi sistemini monte eden Demirel, aküden depolama yüklenebilen ve panelin beyniyle iletişimini sağlayabilen bir düzenek kurdu. Düzenek sayesinde motor içerisinde yer alan televizyon, buzdolabı ve ışıklandırma sistemini çalıştırmayı başaran Demirel, vatandaşlara içecek ve yiyecek hizmeti sunuyor. İşsiz olduğu dönemlerde böyle bir fikrin aklına geldiğini belirten esnaf Ömer Faruk Demirel, bütün sistemi kendisinin yaptığını söyledi. Üretim yapmayı severim, icat etmeyi severim. İlk başta işsizdim, tükenim yandı. Aklıma bir fikir geldi, kalktım ben de bu şekil. Böyle bir proje kendi imar şeyimle, yani hiçbir yerde teki benzeri olmamak şartıyla ben projesini, kesimini, biçimini hepsini ben yapmışımdır. Motorumuzun üzerinde güneş panelimiz var. Güneş panelimiz aküyü burada verir. Aküyü depolandırma yapar. Akü invertere verir. İnverterde 12 voltu 220'ye çevirir. Arka tarafta da panelimizin şeysi vardır, beyni vardır. Beyin de aküyüleri doldurduğu vakit otomatikten elektriği keser. Yani akü patlamasın diye. Bu ürettiğimiz elektrikten televizyonumuzu çalıştırıyoruz. Buzdolabımızı 2 tane var çalıştırıyoruz. Artı ışıklandırmamızı yapıyoruz. Yolda yürürken doldurma, çay, kahve, mısır bu şekilde millete hizmet veriyoruz. Dondurma olsun, pamuk şeker olsun, ondan sonra mısır olsun. Güzel şeyler var. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Diğer yandan Eyyubiye Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri Yardımcı Kırsal Mahallesi ile devam etti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, AK Parti Eyyubiye Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftar saatinden önce masaları tek tek ziyaret eden ve hayırlı iftarlar dileyen Başkan Kuş, birlikte hareket etmenin önemine değindi. Biz de belediye başkanı olmuşsak, bunların en büyük emektarları sizlersiniz. Seçim zamanında, Allah sizden razı olsun, hepiniz bir belediye başkanı edasıyla, sevdasıyla tadı caizse sokak sokak gezdiniz. Gerek partinize gerek de şahsıma çok ciddi destekleriniz oldu. Tabii sizlerden razı olsun. Çok değerli kardeşlerim, yaklaşık 2 aydır belediye başkanlığı mazbatasını almış durumdayız. 2 ayda tam doldurmasak da. Tabii bu zaman zarfında gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gerek ben, gerek meclis üyesi kardeşlerimiz. Bu sebepten dolayı belki bu 2 ay zaman zarfında sizi ihmal etmiş olabiliriz. Hakkınızı helal edin. Diğer yandan Eyyubiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri Yardımcı Kırsal Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İlk defa etkinliklerde farklı gösterilerle zaman geçiren çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken etkinlikler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Grup Mevlana ilahi dinletisinde birbirinden güzel ilahilere hep birlikte eşlik eden vatandaşlar daha sonra Hacivat Karagöz, orta oyun, gölge oyunu, animasyon ve ateş şovla unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliklere Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve teşkilat üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlarla çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kuş, Ramazan etkinliklerini kırsal mahallelere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Allah'a çok şükür Ramazan etkinliklerini merkez mahallelerimizi de planladık ama kırsal mahalleleri de unutmadık. İşte şimdi alnımız açık bir şekilde huzurlarınızdayız. Etkinliğimizi Allah'a çok şükür Rabbim de nasip etti. Şu anda yardımcı layihasında yapıyoruz. Ve katılımımızdan dolayı da şükranlarımı iletiyorum.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonla aradığı 72 yaşındaki bir kişi banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığı yalanıyla korkutup 150 bin lirasını dolandırmak isteyen çete üyelerinden Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis dolandırıcının birlikte hareket ettiği diğer kişilerin de yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede son 15 gün içerisinde 10 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından arandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Geçen 26 Mayıs Pazar günü telefon dolandırıcıları tarafından arandığı tespit edilen YT'nin villasına giden polis ekipleri kendisiyle görüşüp plan yaptı. Polislerden bir kısmı evde YT ile beklerken kargo görevlisi ve taksi şoförü görünümündeki polisler de dışarıda YT'nin villasının çevresinde önlem aldı. Bu sırada YT'yi tekrar arayan telefon dolandırıcıları terör örgütü üyelerine hesaplarınızdan para aktarıldığı bilgisine ulaşıldı diyerek bankalarda kaç lirası bulunduğunu sordu. Bunun üzerine YT bankalardaki parasının miktarını ve ev adresini telefondaki kişiye söyledi. Bu konuşmanın ardından dolandırıcı YT'ye 150 bin lira hazırlayın. Polis arkadaşımız gelip verdiğiniz adresten parayı teslim alacak. Üzerinizdeki suçlamalar kalkacak diyerek telefonu kapattı. Bu telefon konuşmasının ardından polis bekleyişe geçti. 48 saatlik bekleyiş sonrasında şebeke üyesi bir erkek dün YT'nin villasına gelip parayı istedi. Bunun üzerine evdeki sivil polisler bir anda ortaya çıkıp HA'yı yakaladı. Hırsızlık, yağma, yaralama gibi çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan HA'nın Şanlıurfa'dan Marmaris'e gelerek 5 yıldızlı bir otelde kaldığını, dolandırmaya çalıştıkları 10 kişiden toplam 3 milyon lira parayı toplamayı, sonra Antalya'ya gitmeyi planladığını anlattığı öğrenildi. HA'nın dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu, ağlarına düşürdükleri Ege ve Akdeniz bölgesindeki kişilerin adreslerine gidip para ve değerli eşyaları almakla görevli olduğu anlaşıldı. Suç ortaklarının isim ve adreslerini polise veren HA, yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, HA'nın verdiği bilgilerden yola çıkarak diğer şüphelilerin de yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı. HA'nın henüz kimseyi dolandıramadan yakalandığı belirtildi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 4. katından aşağı düşen işçi hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı bir inşaatın 4. katında çalışan 51 yaşındaki Cuma Çakır dengesini kaybederek aşağı düştü. Yere düşerek ağır yaralanan Cuma Çakır olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Suriye ve Rus savaş uçaklarının dün geceden beri İdlib ve Hama kırsalında yaptığı 27 hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre Suriye ve Rus savaş uçakları ve kara güçleri İdlib ve Hama yakınlarında Han Şeyhun, Al-Hibit ve Kefzita, Al-Hibit civarına saldırırken helikopterler de İdlib'in güney kırsalına 100 varil bombası bıraktı. Suriye helikopterleri yine dün gece yarısından bu sabaha kadar İdlib'in güney kırsalındaki Eriha, Al-Şeyh Mustafa, Han Şeyhun, Kensafra, Sfuhen, Abdin, Sarca, Karsa'a, Marzita ve Mısibin, Kminas, Arinbeh, Balyun, Albara, Tarnabeh, Al-Nakir, Kefr Sicne, Maret Hurme, Al-Rakaya, Hasene ve Kasabiye'ye attığı varil bomba sayısı 60'a ulaştı. Rus savaş uçakları dün geceden bu sabaha kadar İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalı ve Halep'in batı kesimlerine 27 saldırı yaparak 565 bomba attı, 18 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının ve kara saldırıları sebebiyle İdlib ve Hama kırsalında 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarca'da rejim güçlerinin bombardımanı sonucu 3 kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. İdlib civarında Albara kasabasına gece atılan varil bombası sebebiyle aynı aileden bir adam ve 2 çocuk olmak üzere 3 kişi öldü.
Hıbit ve civarında ikisi sivil 3 kişi hayatını kaybetti. Misibin'de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dün Hazarin kasabasında Suriye savaş uçaklarının saldırısında ağır yaralanan bir çocuk hayatını kaybetti. Rejim güçlerinin kontrolünde bulunan Hama'nın kuzey yakınlarındaki Kamhana kasabasında muhalif güçlerin top atışı sebebiyle bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Çöken binaların altında kayıp kişilerin olması sebebiyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerginliğin azaltılması bölgesi olarak kabul edilen İdlib ve Hama civarına 30 Nisan'dan başlayan 750 hava saldırısında ve kara saldırılarında 29 Mayıs itibariyle ölü sayısı 925'e ulaştı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek engellilerle bir araya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, temasları kapsamında Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği binasını ziyaret etti. Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Başkan Can Polat, dernekte incelemelerde bulunup engelli bireylerin yaptığı çalışmaları inceledi. Hem de bizler de sizlerin bir nebze olsun dertlerinize ortak olabilirsek, problemlerini çözebilirsek, ne mutlu oluruz gayretiyle çalışıyoruz. Öncelikle ben ailelerimize kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bu evlatlar bizim evlatlarımız, bu aileler bizim ailelerimiz. Bizler de belediye olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerde yalnızlık olmakla mükellefiz, olmak zorundayız. Karınca karınca elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Dernek Başkanı Satoğlu ve engelli bireylerin aileleriyle de sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Mehmet Can Polat, Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Can Polat, hep birlikte ortakça çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi. Bizler desteklerle nasıl olup destekliyorlarsa, bizler de o devletin, o hükümetin Şanlıurfa'daki yerel yöneticileri, o partilerin mensupları, arkadaşlar olarak da sizleri bu tip faaliyetlerinizde desteklemek, kucaklamak bizim boyumuzun borcudur. Biz de bunu inşallah gerekli yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Dernek Başkanı Satoğlu ve aileler de hizmetlerinden dolayı Başkan Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Bunu bu tarafa koyduktan sonra bunu ters çevireyim. Ters çevirdikten sonra makine geldi, makine vurdu. Makine vurduktan sonra çıkart. Hadi el sallayalım, el sallayalım. Hadi el sallayalım. Antalya'da internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak başka bir internet sitesinden ilan veren ve müşterileri 2 ila 5 bin lira arasında kapora alarak dolandıran çete çökertildi. Üçü eski polis, 15 kişilik çetenin yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi. Dolandırıcılık olayı otomobil satın almak isterken kapora verip dolandırılan 25 mağdurun polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri ve yaşadıkları yerleri tek tek belirledi. Ardından da operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3'ü eski polis, 15 çete üyesini gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli Antalya'ya getirildi. İstanbul'da yakalanan çete lideri Veysel Kağan'ın 50 suçtan arandığı ancak son operasyona kadar bir türlü yakalanamadığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerde ise çok sayıda sahte ehliyet ve kimlikle 2 pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan kadının çetenin mali işlerini yürüttüğü belirlenirken, gözaltına alınanların daha önce polis yelekleri giyerek gittikleri Antalya'daki bir iş yerinde arama yaptıkları, bu sırada buldukları 50 bin lirayı aldıkları da tespit edildi. Çetenin internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak ilan verdikleri ve kendilerini arayan müşterileri 2 ila 5 bin lira arasında kapora alarak dolandırdıkları da belirlendi. Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı kaydedilirken ifade alma işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hilvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde halk sağlığını tehdit eden vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
İlvan Belediyesi tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarının mevsim sonuna kadar devam edeceğini açıklayan ekipler, 3 araçla başlatılan çalışmaların gündüz ve gece saatlerine kadar devam ettiğini, haşerelerin hastalıklara yol açmakla birlikte çevreye de büyük zarar verdiği bilinciyle hareket edildiğini, çalışmaların larvaların üreme alanlarında yoğunlaştırıldığını ve halkın sağlığının her zaman ön planda olduğu bildirildi. Balıklı Gölü'de bulunan Dergah Camii'nden naklen yayınla ana haber bülteninde karşınızdaydık sevgili izleyenler. Hatırlatalım, Bediüzzaman Said Nursi Mevlidi Kanal Urfa ekranlarından canlı olarak siz izleyenlerimizle buluşacak. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Şanlıurfa'nın devi Şanlı Dev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL.